Evet kızlar, beni özlediniz biliyorum. Hemen sabah birazcık geç kaldım. Hayvanlarıma bakacağım. Hiç, ne yapıyorsunuz? Hemen bunları çayır vereceğim, tarlaya gideceğim arkadaşlar. Evet, ahırdaki işimizi bitirdik. Çayırlarımızı verdik. Ve doğru gidiyoruz. Tarladaki işimizi yapmaya. İşimiz gerçi... Ah, kapatmayacaktım, pardon. Hava alsın. Mükemmel bir hava var gerçekten. Bunu fırsata çevirmem lazım. Evet. İşe koyulma zamanı. Evet arkadaşlar, malzemelerimi hazırladım. Pürmüzüm burada. El motorum. Ondan sonra baltam. Ve yabağım ve girebim ve çayırım. Hepsi hazır bir durumda. Tırtırım da hazır. Mükemmel bir hava var. Bugün yapacak çok işimiz var. Tarlada dalları yakmayı planlıyorum. Daha sonrasında akşama doğru gelip de birazcık da çim biçme makinesiyle bahçeyi biçeceğim. Hadi bakalım, bir an önce işe koyulalım, yoksa işler bitmez. Hadi tırtır çalış. Çalıştırtır. Bakalım, şöyle boşalalım bunu. Ondan sonra şunu da boşalalım. Aldık. Gaza yüklenelim birazcık. Bismillahirrahmanirrahim. Yemedim. Şunu bir indirelim. Çalışacaktır şimdi. Kendi kendime iş çıkarttım ya. Neyse, atıyorum böyle. Oruçluyuz ya. Ondan herhalde. Bak ya, vay anasını. Enteresan bir şey ya. Hakikaten. Yani bunu buraya dolar desem dolanmaz. Gerçekten dolanmaz.
Arkadaşlar, daha işe başlamadan kendi kendimize eziyet yapmış olduk. Ama olsun. Olacağı varmış. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre İlhan. Bugün yine sizlerle birlikte neredeyiz? Yine fındıklıktayız, tarladayız. Yoğun bir çalışma yapacağız. Aslında çok fazla yorulmayı hedeflemiyorum ama belli de olmaz. Şu görmüş olduğunuz arkamdaki yığınları yakacağız. Birkaç tane daha var yukarıda. Yani bugün burayı bitirmem gerekiyor. Günlerden cumartesi, Ramazan'ın kaçı? 8. günü mü? Evet. Ramazan'ın 8. günündeyiz arkadaşlar. 8 günden beri oruç tutuyoruz. Bugün de oruç tutuyoruz Allah'ın izniyle. Geçen hafta gübrelerimizi attıydık. Şükürler olsun, gübre işimizi bitirdik. Şuradaki arkamdaki görmüş olduğunuz tarladaki filizleri de aldırmıştım. Söylemiştim size. Eşimle beraber geçen hafta o dalları da çektik. Buralara attık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi eğer bu haftayı bıraksaydım inanılmaz derece işlerim uzayacaktı gerçekten. O yüzden de geçen hafta halletmem buradaki işlerimi bugün için kolaylaştırdım diyebilirim. Birkaç tane yanıcı madde getirdim. İşte pürmüz getirdim, jel getirdim, çayır getirdim, lastik getirdim. Bakalım hangisiyle yanarsa. Şurayı ilk önce tutuşturayım. Sonra aşağıda bir yer var. Ufak ufak yerler var. Tutuştura gideyim. Buralar zaten açık. Öyle bir yanma riski de yok. Ama buraları bitirirsem ot biçerken çok çok rahat edeceğim. Gerçekten ama var ya, hava mükemmel ya. Gerçekten bahar geldi. Fındıklıklarım da çok güzel maşallah. Bakın burası, yani şu arkamda görmüş olduğunuz yerde bir çalışma yaptım. Tepe budaması vesaire yaptım. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama burada öyle bir şey yapmadım. Burası gördüğünüz gibi karman çorman. Burası gayet güzel. Neyse, biz bir an önce işimize koyalım. Hemencik yapmaya başlayalım arkadaşlar. İşimiz uzun. Evet, malzemelerimiz hazır. Çayırım maalesef karman çorman. Yapacak bir şey yok. Çakmaklarım cebimde. Hemen başlayalım. Buradan ne alacağız? Pürmüzün pek işe yarayacağını zannetmiyorum ben. Ama çayır işime yarayabilir. Bakayım, deneyeceğim yani. Çayırı alttan vereceğim bunu. Güzel gene. Çayır yanar ya. Birazcık yerler ıslak ama olsun. Yapacak bir şey yok. Birazcık da çayır alayım. Tabii bu kadar çayır yetmez de. Bakalım. Deneyeceğim şansımı. Çayırı şöyle altına koysam diyorum. Şöyle çayırı koydum. Bakayım baba. Rahmetli babam dedi pürmüz al, pürmüz al. Pürmüz aldım. Bakalım. Gaz geliyor hafiften, bakayım. Evet, çok şey yanmıyor be. Şöyle yanıyor da bunun ne yapacağı. Yaktık bakalım ama
benim hayal ettiğim gibi bir şey yapmıyor. Etki yapmıyor ama olsun, en azından 2 saat çakmakla yapmaktan daha iyidir. Bakalım çıkacak mı? Bir de Ankara lastiği var. Onu da keseyim. Onunla da yakmayı deneyeyim bakayım. Yanar ya. Bir tutuşta var ya. Ama yanacak gibi duruyor. Yanar yanar. Birazcık ben bunun üzerine besleme yapayım. Bakalım, deneyeceğiz. Sanki tüpün gazı bitti. Neyse, hiç uğraşamayacağım bununla. Gazlı. Bir şey de geldi. Ama yanıyor arkadaşlar. Hava sıcak ya. Burada bir, burada iki. Bu ikisini yaktım mı gerisi kolay. Şu aşağıdakiler kolay. Şunlar üzerine atacağım zaten. Ben işimin şunları şeyleri atayım da yavaş yavaş. Arkadaşlar, ateşi mükemmel bir derecede tutuşturduk. Buradaki filizleri alıp oraya taşıyorum. Yavaş yavaş yaka yaka gideceğim ama burada yakamadım ateş maalesef ya, istediğim gibi olmadı. Ama buradaki ateşte işimi görecek, artık buradan oraya taşırım. Mükemmel bir şey var, ateş. Hava sıcakken daha güzel dönüyor inşallah. Ya aslında bu zamanda yakmak iyi değil ama mecburen bu zamanda yakıyorum. Ateş de bayağı yükseldi. Daha birazcık da şu ocağa zarar verdi maalesef. İstemediğim bir şey yapmış oldum. Birazcık çok fazla harlamayayım. Birazcık yansın. Ondan sonra üzerine koyayım. Çünkü ateş çok yükseldi. İyice bir yansın. Zaten şeyler yaş. Ne derler ona? Filizler yaş. Diğerleri kuru. Aslında sonbaharda yakmak gerekiyor ama birazcık geç kaldık. Biliyorsunuz babamın vefat ettiğini söylemiştim. Yoksa şimdiye kadar babam bunların hepsini yakmıştı.
bu işler bana kaldı. Son dakikaya kadar bunları yakmak çok isterim ama maalesef gördüğünüz gibi bugüne kaldı. Olsun, yakalım. Yakabildiğimiz kadar yakalım. Buraları biçerken rahat biçeriz. Bayramda inşallah kardeşim de gelecek. Erkek kardeşim. Onunla beraber buraları biçeceğiz. Allah izin verirse. Şu ateşe birazcık daha bakalım. Kontrolden çıkmasın. Kontrolden çıkacak bir şey yok. Çünkü her yer yaş. Kuru bir yer yok. Öyle söyleyeyim. Yerler bile ıslak. O yüzden şu an ateş kuru olan odunları yakıyor. Onlar yanınca da, ateş harlı olunca da yaşları bile yakıyor. Ama yerlerde herhangi bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Kontrolümün altında devam ediyoruz. Hadi bakalım. Devam edelim. İşimiz bir an önce bitsin. Daha yapacak çok işimiz var. Daha yakacak. Ya bir onun bir üstü var. Bir onun daha üstü var. Bu iki noktayı da yakabilirsem. Hele esas önemli olan burayı bitirmek. Gerçi iki günüm var. Yarın da yapacağım daha. Neyse, ben devam. Dumandan gölge yaptım. Ama şu ocak mahvoldu ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Burası yanmıyor. Sadece burasını yakabildim. Çok fazla da yer yakmayayım diyorum. Vallahi oruç doğrusu hiç de kolay bir iş değil. Ben böyle yorulacağımı hiç tahmin etmedim. İnanılmaz derecede yoruldum. Bakayım saat kaç? Daha 1:30. Biraz da şu bölgeyi yakabilsem, yavaş yavaş şu ateşim güzel yandı. Şurayı yakamadım. Ben de buradan oraya taşıyorum, zorlanıyorum. Şurası yansa bayağı işlerimi hafifleyecek ama maalesef yanmadı. Of, iftar olsa da iftar yapsak, yemek yesek. Aslında birazcık bu aralar kiloyla alakalı bayağı problemim var. Çok kilo aldım, inanılmaz derecede. Vermeye çalışıyorum. Verebilirsem ne mutlu bana. Bu Ramazan'ı fırsat bilip kilolardan kurtulmam lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Allah kolaylık versin. Şu ocağım mahvoldu ya. Şurada ateşin yanına arkasındaki. Oruçlu oruçlu yorgun olunca insan kelimeleri de birbirine doluyor. Normalde de doluyorum da. Neyse. Ben birazcık fındık ocağının dibinde dinleneyim. Ateşim de birazcık ağır ağır yansın. Sonra artık üzerine ilave eder devam ederim. Çünkü bu yanmayacak yani. Şuradaki yanmayacak. Yansaydı iyiydi. Tırmıkla kürek getirmem lazım aslında, biliyor musunuz? Ben bir eve gidip olmadı tırmıkla kürek getireyim. En güzeli o. Çünkü kürekle oradan alıp onun üzerine köz atarsam çok süper bir iş yapmış olurum. Mantıklı. Arkadaşlar, şimdi ben doğru eve gidiyorum. Kürek alacağım. Ve tırmık alacağım. Bunlar lazım oldu. Oradan közleri aktaracağım diğer tarafa. Diğer tarafın yanmasını sağlayacağım. Çünkü oradan oraya taşı beni çok yoracak. Saat 4'e kadar böyle çalışmayı hedefliyorum. Saat 3.30 da olabilir, 4 da olabilir. Artık o anki ruh halime bağlı. Ya da ateşin yanmasını diyeyim. Eve gideyim de şunları alayım. Birazcık da çim biçmem gerekiyor. Yarın bayağı bütün vakitlerimi çim biçmeye ayırabilirim. Yani sabah aslında erken gelmeliydim buraya. Çok geç geldim, birazcık oyalandım. Şöyle düşünüyorum. Bakıyorum. İşte şu yanan yer var. Şurası var. Onun yukarısı var. Şuraları bir yakabilsem, şu görmüş olduğunuz alandaki, harika olacak. Yollar çok kötü ya. İnanılmaz derecede kötü. Tırtırla mahvettim yani. Tırtır pat pat. Artık yani şu işimi de bitirirsem
İş bitmiyor. Ramazan'da, bayramda inşallah biraderim gelecek. Bu görmüş olduğumuz tarlanın altını biçeceğiz. Biçmemiz gerekiyor. Nasıl böyle hava değişiyor görüyorsunuz. Nereden nereye geldi, çiçekler açtı. Kuşlar ötüyor, her yer yeşillenmeye başladı. Hayvanları bilerek salmıyorum. Bayramda salacağım hayvanları. Çünkü otlar daha yeni çıkıyor görüyorsunuz. İyice güzelce otlar çıksın. Odurumuz diyorum. Bak, gemimiz var. O yüzden de işte şu görmüş olduğunuz dikenler. Şurası ağaçlık. Orayı babam güzelce kestiydi. Arkadaş, bizim burada da böyle bir şey var. Çınar çıkıyor hemen. Hemen çıkıyor abi. Birazcık zor konuşuyorum. Oruçluyum. Susadım. İftara kadar böyle devam edecek. İnşallah. Bakalım. Evde de birazcık ufak değişiklikler yaptık. Sabah altında yatacağım diyordu ama yatırmadı. Neyse. Ama iyi oldu ya. Eski salonumuza geçtik. Ufak odadan çıktık. Ufak oda bana basıyor. Diğer oda daha güzel. Büyük. Verandaya çıkıyor. Cam açıp. Kapıları açıp. Serin serin. Otururuz yazın orada. Evet, bu telefonumdaki bu özellik gayet güzel. Çift video özelliği. Hem ön hem arka gayet güzel oluyor. Hem size manzarayı gösteriyorum şöyle. Bakın. Yavaş yavaş her yer yeşermeye başladı. Yerler neden bu kadar ıslak? 2 gün önce acayip yağmurlu abi gece. O yüzden çok ıslak. Ama çabuk kuruyor. 1-2 güne kadar kurur diye tahmin ediyorum. Ben de eve geldim. Bir yerlerde otursam diye düşünüyorum ama hiç oturmayayım, direkt gideyim. Yoksa işim bitmez. Şu an şu konuşmadan cezasını akşam iftara kadar çekeceğim. Çok konuşunca haliyle şey yapıyorsun. Ağzın kuruyor. Neyse, ben eve geldim. Küreğimi falan alayım. Gideyim. Neyse. Közü aldık bakalım. Köz yanacak mı? Yanacak gibi duruyor. Bakalım, inşallah yanar. Evet. İşe yaradı arkadaşlar. İstediğim yerde yanmaya başladı. Harika. Kendime sandalye getirecektim ama getirmedim. Yanlış yaptım. Fındıkta da gölge yok daha şu an. Evet. 10 numara ya.
suya çömeyim ben. İstediğim gibi yanıyor işte, harika. Arkadaşlar vallahi dilim damağım kurudu. Felaket. Yoruldum. Of. Saat daha 3. Şu yığınları bitirebilseydim en azından iş yaptım derdim kendime ama birazcık bitecek gibi de durmuyor ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Saat 4'e kadar böyle bir oyalanayım da ondan sonra eve giderim. Mecburen. Yapacak bir şey yok. Birazcık daha dinleneyim bari. Evet, buraya yaktık. Bir de şuraya yaktık. Aşağıyı yakamadık. Maalesef aşağıyı yakamadık. İnanılmaz derecede yoruldum. Artık eve gideceğim. Saat 4 oldu. Çimleri biçmeyi düşünüyordum ama maalesef yarına kaldı ya. Yarın ne yapsam ki acaba bilemedim ki. Ama bugün çok yoruldum. Gideceğim direkt. Hayvanlara da bakayım erkenden. Hemen iftarı bekleyeceğim. Dilim damağım felaket kurudu. Arkadaşlar. Oh, bunlar da ağır ağır yavaş yavaş yanar. Uzaktan dürbünle izlerim. Hadi gidelim. Bir şey unuttum mu ben? Evet unuttum. Onları alayım. Evet arkadaşlar bugün birlikte filizlerimizi yaktık. Dallarımızı yaktık. Güzelce de. Saat 4 oldu. Artık gitmem gerekiyor. Gerçekten çok yoruldum. Yani yorulmadım aslında ama oruçluyum. Dilim damağım felaket derecede kurudu. Bir an önce eve gideyim. Hayvanlara bakayım. Ondan sonra da direkt iftara kadar yatayım. Vurayım kafayı. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Buralarda yavaş yavaş ağırdan yanar. Çim biçme işi yarına kaldı bahçedeki. İnşallah yarın üşenmezsem çimleri biçerim diye düşünüyorum. Ama burada da yapacak işlerim var. Bakalım yarın ola hayır ola. Ya da işte burada bir tane bir öbek yakarım. Şurada aşağıda yakmadığım bir öbek vardı. Belki onu yakmak için gelebilirim. Yarın bir durum kontrolü için gelebilirim. Ona göre hareket ederim ya da sabah erkenden gelirim bilmiyorum. Ama konuşacak takatim kalmadı. Şimdilik arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.